şimdi Yavuz abinin taklit yeteneğini bambaşka bir şekilde sınayacağız. Bir fanusumuz da hepimize mal olmuş kamyon arkası yazıları. Diğer fanusumuzda da o yazıları kim olarak seslendireceğine dair ünlü isimler. Bakalım altından kalkabilecek mi? Haydi bakalım. Ver abi fanusumuzu. Geliyoruz. O ne ya? Hazır mısın abi? Abla, ben sana biraz önce dedim. Okumam yazmam yok ya benim. Nasıl? Okumam yazmam yok ya ben benim. Ben okurum ya. Yo yo, Yavuz abinin imtihanı zaten bu. Haydi bakalım. Hadi Yavuz abi, şuraya mı gelin? Hazır Ay. Mısın? Ben de hevesliyim. Evet. Gurur nasıl oluyor vallahi? Bakalım. Cüneyt Arkın olarak bunu da sen seç kibari abla. Abi çek. Bir tane seçeyim ama seç, ben olsun. Hemen. Ben çünkü anlam yok. Bir tane çektim. Ne? Tamam. Okuyorum. Evet. Cüneyt Arkın olarak. Allah'a emanet. Allah. Herkese günaydın, sana good morning. Çünkü sen artık bir yabancısın. Sevdim. Yazdım, sevdim. Hadi. Ay, kurban olurum. Haydi bakalım. Dur koçum, ver bakayım. Buyur abi. Cüneyt Arkın oldu. Nerkeş'e değil yaz, Nerkeş'e olması lazım. Gözünden yaş geldi. Nerkeş'e günaydın, sana good morning. Çünkü sen artık bir yabancısın. Görelim. Hadi ben seçiyorum. Hazır mısın? Ben seçeyim ya. Seç bakalım. Seçiyorum. Bir tane daha seçeyim sonra? Seçsene. Kibari ya. Şuradan seç kibari. Ama okuyacak sensin. Tamam. Ben aynen. Kim olduğunu söylüyorum. Allah, Allah. İnşallah güzel Allah. Allah. Büyük usta, çok kıymetli bilim insanı. Saygılar İlber Ortaylı. Haydi bakalım heyecan. Seçtim mi kibari abla? Şöyle yayılmam lazım. Senin Allah. Sevmene gerek kalmadı. Biz o meseleyi başkasıyla hallettik. Vay be! Benimkiler de çok acayip çıkıyor ya. Şimdi evet. Ne elime attım, güzel oldu. Güzel laflar. Şimdi vallahi şöyle bir şey var. Bilmeden. Hayram Allah'tandır bu ya, ben bilmiyorum aslında ki. Aslında bunu 1942'de Napoli'de söylemişlerdi. Ne yapmışım? 1942'de Napoli'de deniz kenarında gezerken simit avlayan geyikler var. Ben de saçmalıyorum şu an, boş ver. Kofte mi bu, doğru mu? Seni sevmeye gerek kalmadı. Heh. Sen gide neydi lan? Biz o meseleyi başkasıyla hallettik. Biz o meseleyi kuşum aydınla... Başıma Allah'ımıza bin şükürler. Evet. Onu başkasıyla hallettik. Cahil, cahil. Onu... Hayvan hocam burada. Allah'ı cahil. Hadi bir tane daha seçelim. Buyur abla. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah'a baş peygamber Allah'a yoldaş. Allah'a baş peygamber yoldaş. Evet, ne geldi acaba? Hadi bakalım, hazır mıyız? Yok mu yoksa yazın, ha var. Zerrin Özer. Aa güzel. Aa, onu çok da güzel. Çok seviyorum ben. Ben de seviyorum ya. Onun da sesi güzel. Çıplak ayaklarıyla geziyor ama olsun gene de. Ne ayacıkları şişiyor, durdu mu? Öyle mi? Doğru olabilir. Geliyorum. Yolda yavaş gidiyorsun diyorlar. Sen hiç podyumda koşan manken gördün mü? Önce bir akord yapayım. Kimi gördün, kimi? Zerrin Özer. Zerrin Özer'i mi gördün koşarken? Evet, evet. Şu an Zerrin Özer kendisi. Her o şeyler diyor. Lafı bırak ya. Gerek kalmadı. Lafı boş ver Allah aşkına. Anlıyor. Gözüme yaş geldi ya. Bir tane anladım. Daha görelim. Fatih Terim abi. Tamam. Gel Fatih Terim. Gel Fatih Terim'e gel. Sen seçtene. Kiboş. Sus sus. Kiboş abla. Bir tane seçmem ben. Bir tane. Bir tane seçmem. Bir tane seçeceğiz. Deneme. Fatih Terim. Deneme de olsa. Deneme yanında. Bunu okuyacak şimdi Fatih Terim. Bakmıyorum ben. Bilmiyorum. Hazır mısın? Önce. Ne? Otopsi istiyorum. Hayallerim kendi eceliyle ölmüş olamaz. Şimdi öncelikle otopsi... Ben izleyeyim. Otopsi... Tamam bir şey olmaz. Sildiriz orayı. Sen otopsi düşün... istiyor muyuz? İstiyor olabilir. Yani bunu tabii otopsi de bir takım oyunu. Biri adam getirir, biri açar, biri sondajı. Kızından yaş getirdi. İzle, izle. Baktığın zaman ama İtalyanlar da bu konuda... ...hani... ...uno lasciate mi cantare, sondaggio momento... titrendo. Fatih Terim dinledi onu. Vallahi.
Sondaja gerek yok. Netice ortada. Yani. Güzel zaman söyle. Sonra? Sonrası yok. Netice ortada. Kağıdı verdin mi onu? Böyle gitmez. Yani bu kadar far... Şey, ver kağıdı söyledin mi diyor da. Evet. Başlama yapıyor, oraya gelecek. Oraya gelemem. Yani geleceksen sen bana gelecek. Ya eyvallah abi. Ya bir şey var, bir hikaye var. Bu aşklama bir şey anlatsana ya. İbrahim Tatlıses, Fatih Hoca'yı izlemeye işte maça gidiyor. Fatih! Bağırıyor, Fatih Hoca duymuyor. Fatih! Duymuyor. İmparator! Deyince Fatih Hoca dönüyor, kulübe diyor ki... Bakın diyor, imparatoru gördünüz mü gerçek imparator? Kendisinin olduğunu. Tabii, Fatih Hoca severek... Tabii ki takip ediyoruz. Abi Mahsun Kırmızı Gül'ü çok iyi yapıyormuşsun ya. Öncelikle benim mesela prestij meselelerim. Benim mesela prestij meselesi. Başka mesele takılmıyorum. Benim şartım Mahmut oluyor. Mahmut benim olabilir. Benim ufaklığım var. O Mahmut oluyor mu? Mahmut. Ya biz maç yaptık. Mahsun Kırmızıgül'le ileride oynuyoruz. Adam bak gözünden yaş getirdi. İleride oynuyoruz Mahsun'la. Mahsun benden pas istiyor. At topu havadan gelsin. Yani at topu havadan gelsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah rahmet eylesin, İlmi Topaloğlu vardı biliyor musun? Bilmez miyim ya? Onda çıkıyordu. Ben de orada çalışıyordum o zaman. Mahsun'un şeyi okudum ben. Ah hemşerim, ah hemşerim. Memleketim hadi Mahsun Nakiboş. Anam, babam. Mahsun Nakiboş bir düet. Yok, ya bir dakika, espri. Ya. Hadi Mahsun, bir dakika dur. Unutma, 10 saniye. Hadi. Beni çıkardılar Mahsun'la anlaşamıyoruz diye. Ha, maçta mı? Yedek kulübesinde bir çocuk oturuyor. Ha. Sen kimsin dedim. Ha. Ben Mahsun olayım. Aynı ya. Kimmiş o? Mahmut işte. Kardeşim mi? Oğlu. Ufak kent çocuğum Mahsun. Evet, Mahsun. O Mahmut var ya Mahmut. Çocuğu da mı? Benim oğlanım. Allah razı olsun. Çok güzel ya. Allah razı olsun sana ya. Helal olsun. Güzel ya ablam. Ne kurban? Şeydi.